Peki Melisa'cığım, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Mükemmel. Anlatır mısın lütfen hikayeni? Çok heyecanlısın biliyorum ama. İlk buraya geldiğim gün hiçbir şekilde bir modum yoktu. Hiçbir şeyle ilgili. Bayan şapka. Şapkamı şuraya kadar çekmiş gelmiştim buraya. Gerçekten saçım berbat bir durumdaydı. Victoria Hanım hayatıma dokundu. Hem gördüğünüz gibi üniformamdan. Hem de saçlarımdan sigarayı bıraktım, su içmeye başladım. Düzenli, mutlu bir hayat ve birazdan analize gideceğim. Bunun mutluluğu tarifi hiçbir yerde yok galiba. Çok zor anlatması da gerçek anlamda çok zor. Gerçekten güvenin ve inanın, bana bakabilirsiniz. Bir sürü fotoğraflarım da var, onları da paylaşabilirim hatta. Gerçek anlamda hiçbir şekilde umudunuzu yitirmeyin ve buraya gelin. Biz sizin hayatınıza dokunalım. Bunları söyleyebilirim. Sadece şu an çok kötüyüm. Anlatabilir misin lütfen hikayeni? Niye bu kadar ağlıyorsun mesela? Çok kötüydü çünkü ciddi anlamda çok büyük fark var şu an. Bir ayda bu kadar büyük bir farkın olması imkansız gibi bir şey geldi bana ilk önce ama uğraştıkça, çabaladıkça, bunun üzerine durdukça, gerçek anlamda trikolojinin nasıl bir mucize olduğunu, benim hayatıma nasıl dokunulduğunu, her şeyi tek tek anlayabildim. Ve şu an yemin ederim zor duruyorum. Ama bunlar mutluluk gözyaşları değil evet. mi? Tamamen eskiden mutsuzluktan, saçlarım yoktu çünkü. Çizgi yoktu. Geçen gün Victoria Hanım şuramdaki çizgiyi topik zannetti. Yani o kadar büyük bir şey benim için. Bu paha biçilemez bir duygu. Saçlarımı geri kazanabilmek. Çünkü bir insan için saç çok önemli bir unsur. Ve ben geri kazanıyorum saçlarımı. Bunu hissediyorum. Saçlarım kalınlaşıyor, teller böyle. Küçük küçük bebek tüyler. Hmm. O kadar güzel ki. Mutluluk. Benim bile elim titriyor seni çekerken. Efsanemi alıyorum, ben biliyorum. Peki neler hissediyorsun saçlarla alakalı bir ay içerisinde? Bir ay içerisinde kendime olan özgüvenim, kendime olan ne bileyim eskiden saçlarımı sürekli toplardım. Göstermek istemezdim çünkü gerçek anlamda çok kötüydü. Şimdi öyle değil ama saçlarımı toplamak istemiyorum. Saçlarımı açmak istiyorum. Herkes görsün. Saçlarımın nasıl uzadığının herkes de farkında bu arada. Saçlarım çok uzadı. Saçlarım çıkmaya başladı. Özgüvenim yerine geldi. Saçlarımı istediğim gibi savurabiliyorum her tarafa böyle. Sürekli saçlarımı elliyorum. Sürekli bir huyu oldu artık. Artık şapka takmıyorum. Hmm. Bunlar çok büyük şeyler bunlar. Belki saç dökülmesi ne durumda? Sen geldiğinde çok ciddi bir dökülme vardı. Böyle topak topak böyle. Gerçek anlamda şu an hiçbir şekilde yok. Sıfır. Yani sıfır. Gerçek anlamda sıfır hem de. Yani ilk önce şey diyorsunuz. Ya gerçekten mi? Sıfır olması mümkün mü? Bunu söylüyorsunuz. Gerçek anlamda günde 1-2 en babası. Fazlası hayatta yok. Senin Türkçene de hayranım ayrıca. Hem ağlayan hem gülen bir müşterimiz var. Bu arada Melisa ile biz birinci ayın sonunda beraber çalışmaya başladık. Evet. Önce Melisa bizim müşterimizdi. Bir ay bitirdik ve o kadar sevdik ki kendisini, enerjisini, bu müthiş bir şekilde değişen bir arkadaşımız oldu. Çünkü buraya ilk geldiğinde yürüyen bir şapkaydı. Sadece şapkadan ibaretti çocuk. Ama şimdi çok mutlu, çok enerjik. Hem ağlıyor hem gülen bir minnoşumuza kavuştuk. Ekibimizin en genç bir arkadaşımız oldu. Ve çok heyecanlı bir şekilde şimdi yapılacak olan ilk saç analizini bekliyor. Yani ilkini yaptık başladığımız zaman. Şimdi birinci ay bitti ve çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bakalım. Ağlama be. Bir dakika. Şeyimiz için, takipçilerimiz için tekrar altını çiziyorum. Bunlar mutluluk gözyaşları. Evet, mutluluk.
Sonra demesinler bana işe aldım ve dövüyorum insanları. Hayır öyle bir şey yok. Ciddi anlamda öyle bir şey yok. Yani eğer saçlarıyla ilgili umudunu kaybetmiş bir insan varsa gerçek anlamda bu küçük yaşımda bana baksın bence. Beni görün. O kadar küçük bir yaş ve çok ciddi dökülmeler. Bir kız çocuğu için hele ki çok kötü gerçek anlamda. Ama şu an gerçekten böyle dokunduğum zaman bile böyle ellerime o kadar güzel şeyler geliyor ki, böyle sertlik geliyor elime. Eskisi gibi değil böyle. O kadar inanılmaz ki benim için, o kadar değerli ki. Konuşamıyorum da. Ay şimdi ben de alacağım. Neyse iyi bakalım. O zaman analiz yapalım sonra. Gözyaşları bırakalım. Mutlu mutlu sonuçları paylaşalım değil mi? Tabii ki de. Kendi sonuçlarını kendin açıklamak ister misin takipçilerimize? Tabii ki de. Tamam pekala. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim EDC ekibine, ailesine çok teşekkür ederim. Bana hem yuva oldular hem mutluluk oldular. Hem saç dedektifi nerede? O zaten o. Bir dakika. Yani o, ilk önce saç dedektifi. En büyük idol. En büyük idolüm. Hayatımdaki tek idolüm ve tek gerçekten örnek aldığım tek insan sizsiniz. Teşekkür ederim. Her şeyinizde yani. Çok teşekkür ederim her şey için. Canımsın, canımsın. Çok teşekkür ederim ben de. Hadi bakalım analize. Gidelim. Kaydırma.